Türkiye Sigara ile Savaş Derneği üyelerimiz de var aramızda. Bizi izleyen dinleyenlerimiz de olacak. Biraz sonra Haytap'tan, Federasyon'dan, Haçkona'dan da gelenler olacak ve hakikaten onlarla beraber olmaktan çok çok mutluyum. Çünkü bu projenin özellikle hocamı da şey alarak, yanıma alarak biraz büyütme çabasındayım. Çünkü çocuklarımıza dikkat ediyoruz. Onlar da bizim çocuklarımız. Onların da mümkün olduğu kadar. Ses gitti. Ses yok. Ses Rüya yok. beni Tamam. anmut etti. Tamam. Okey. Yani mümkün olduğu kadar onlar da bizim çocuklarımız olduğu için onların da evde sigaradan uzak durması gerekiyor. Bugün moderatörünüz olarak çok konuşmayacağım. Lafın çoğunu sevgili Tarık hocama vereceğim. Tarık hocam veteriner doktor, veteriner hekim Tarık Akan. Hocam acaba ailede Tarık Akan sevgisi mi vardı? Ne oldu? Yani Tarık Akan, Aynen soyadı öyle. Akan olunca ha? Rahmetli annem çok severmiş. Benim 76 doğumluyum ben. Doğduğum yılda da o dönem işte Tarık Akan, Cüneyt Arkın furyası malum. Ultrason olmadığı için de acaba erkek çocuk mu olacak, kız çocuk mu olacak beklerlerken işte erkek çocuk olursa mutlaka Tarık Akan olacak şeklinde beklenti içerisinde ben de dünyaya gelince Tarık Akan olarak geldim. Sonrasında da çok büyük şerefle, onurla ismini taşıdım. Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir insandı. Türkiye'ye çok büyük değerler kattı. Evet. Allah rahmet eylesin. Biz de Ne onun güzel. hayranlarından. Öğrencilik yıllarım hep ona hayranlıkla geçti ama siz de ondan daha yakışıklısınız. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Oo. Hocam sağ ol. Sağ olun. Tarık hocam, şimdi öncelikle ben bir sizi veteriner hekim olarak tanımak istiyorum. Merhaba diyoruz herkese. Hoş geldiniz. Ses Yavaş çalışmıyor. yavaş geliyorlar, evet. Hocam birazcık kendimizi tanıtalım mı acaba? Sizi tanımayanlar için rica edeyim. İçine koyayım. Buyurun. Herkese merhaba. İsmim Tarık Akan. Az önce bahsi geçtiği üzere çok kolay bir ismim var. 1976 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdum. İlk orta öğrenimimi Keşan'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldim. İstanbul'a geldikten sonra da pet kliniği çalışmalarım oldu öğrenciyken. Aslında normalde Keşan'a dönüp mesleğimi büyükbaş hayvanlar üzerinde icra etmeyi planlarken İstanbul'da bu cazibe merkezinde maalesef kaldım. Sonra evlendim. İki çocuğum var, Elif ve Tuna. Mesleğimi severek icra ediyorum. Ağırlıklı olarak kedi köpek sağlığı üzerine çalışıyorum. Zeliha Hanım'la karşılaştık. Bu bizim için de çok önemliydi. Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği 2012 yılında Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği'ni birkaç idealist meslektaşımla birlikte kurduk. Çok önemli çalışmalar yaptık. Mesleğimizi Avrupa standartlarında icra etmek üzere Türkiye'de mesleğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Mesleğimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok geniş bir perspektifte meslek icrası, veteriner hekimlik, sofrada yediğiniz hayvansal tüm ürünlerde veteriner hekimlerin imzası vardır. Çok bilinmez. Aklınıza gelen tüm hayvanlar veteriner hekimlerin icra alanına girer. Hayvan sağlığında tek yetkili veteriner hekimlerdir. Dolayısıyla biz hayvan sağlığı üzerine bu çalışmaları yaparken aynı zamanda halk sağlığını da koruyoruz. Yani zoonoz olarak bilinen hayvanlardan insanlara geçen tüm hastalıklar konusunda da en yetkili kişiler veteriner hekimlerdir. Bugün başımızın belası olan COVID, yıllarca koronavirüs daha doğrusu, yıllarca bizim en çok uğraştığımız virüslerden biridir. Yine en çok çalışan meslek grubu konuyla alakalı veteriner hekimlerdir ki Türkiye'de de aşı ile ilgili çalışmalar veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir. Konumuza dönecek olursak. Covid Soruya yani. dönmeden bir şey sorabilir miyim? Zeliha Hanımcığım, moderatör olarak sizden de izin almak istiyorum. Bu Covid deyince Tarık Bey aklıma geldi. Neden bu şeyde bilim kurulunda veteriner yok, romatolog zaten yok, ona da çok kızıyorum.
Değil mi? Bildiğim kadarıyla veteriner yok. Bu konuda ne diyeceksiniz başlamadan önce? Var veteriner hekim. Ama hiç çıkmıyorlar, sahnede görmüyoruz. Efendim şimdi veteriner hekimlerin başına veteriner hekim yazmıyorlar. Profesör doktor yazınca da onlar doktor, beşeri doktor zannediliyor. Mustafa Has Öksüz hocamız sık sık televizyon programlarında bilgi vermektedir. Veteriner hekimdir. Benim de hocamdır virolog. Ta 80'li yıllardan beri koronavirüs çalışmaktadır. Bilim kurulunda iki veteriner hekim hocamız var. Çok kıymetli. Teşekkür ederim bu soru için de. Peki, yani virüs hayvanlardan insanların sofrasına geçebiliyor ve mutlaka gıda üreticilerinde veteriner çalıştırma zorunluluğu var. Sanıyorum veteriner fakültesinin bir de gıda bölümü var, değil mi? Tabii tabii. Veteriner hekimler, az önce anlattığım üzere, veteriner hekimler çok geniş bir alanda faaliyet gösterirler. Bizim veteriner fakültemizde gıda bilimleri teknolojisi bilim dalıdır. Yani gıda ile ilgili çok önemli çalışmalar, az önce bahsettiğim zoonoz hastalıklardan kaynaklı çok önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bütün veteriner fakültelerinde zootekni ana bilim dalı, viroloji ana bilim dalı, insanlarda karşılaştığınız tüm hastalıkların hayvanlardaki karşılığı olan dahiliye, cerrahi, buna benzer patoloji ne aklınıza gelirse bilimlerle alakalı dersler çok zor bir eğitimle veteriner hekim olunur. Bunun üzerine basmak isterim. Veteriner fakültesi eğitimi dünyadaki en pahalı ve zor eğitimlerden biridir. Dolayısıyla veteriner hekim icra etmeye başladığı mesleğinin bir alanını seçer ve orada devam eder. Ben de klinisyen olarak hayatıma devam ediyorum. Klinisyen veteriner hekim olmak daha ziyade evcil hayvanlara yönelik bir çalışma yapmak demektir o zaman. Evet. Hangi tür hayvanlara bakıyorsunuz? Mesela kedi, köpek, kuş demiyor. Kuş tamam. Ama bunun dışında hangi tür hayvanlara bakıyorsunuz hocam? Şimdi İstanbul özelinde konuşmak için daha doğrusu büyük şehir diyelim. Ağırlıklı olarak bizler kedi, köpek ve egzotik hayvanlar. Yani kuşlar ve diğer egzotikler de bunun içerisine giriyor. Fakat ülkemizde işte yunuslarla çalışan hocalarımız, meslektaşlarımız var. Hayvanat bahçelerinde diğer egzotik hayvanlarla çalışan spesifik olarak hocalarımız, meslektaşlarımız var. Biz büyük şehirde daha çok sizin söylediğiniz gibi ağırlıklı olarak kedi, köpek ve egzotikle uğraşıyoruz. Fakat klinisyen dediğiniz meslektaşlar büyük şehrin dışındaki sığır, koyun, keçi gibi hayvanlarla uğraşan meslektaşlarımız da klinisyen veteriner hekim olarak sayılmaktadır. Onlar da aslında klinik yaparak, fakat yerinde klinik yaparak hayatlarına devam ediyorlar. Kaç kişisiniz? Ne kadar üyeniz var dernek olarak? Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği yaklaşık 900 üye şu anda. Evet, fakat evet. Bizim İstanbul dışında Ankara, İzmir'de şubelerimiz ve bunun yanında 3 tane de temsilciliğimiz bulunmaktadır. Tüm yurttaki özellikle klinisyen meslektaşlarımızın eğitim ve buna benzer çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Çok güzel hocam. 2017 yılında mı kuruldu dediniz? Kaç yılında kuruldu? 2012 yılında. Şimdi gelelim hayvanlar, veterinerle hastalıklar, her şeyi böyle iç içe girmiş bir sohbet yapmak istiyorum. Çünkü şu, şimdi biz bu konuda öncelikle sigaranın hayvanlar üzerindeki, sigara dumanının hayvanlar üzerindeki zararını konuşmak için ben size geldiğimde siz benim önüme bir sürü yabancı makaleler, bir sürü şeyler çıkardınız. Türkiye'de bu çalışma daha önce yapıldı mı? Türkiye'de bununla alakalı çalışma net olarak, yani bilimsel veri olarak birkaç çalışma yapıldı. Zaten onları da gönderdim size. Bizim aldığımız makaleler de aslında bu olayın ne kadar önemli bir olay olduğunu ortaya koymak içindi. Hayvanlar özelinde bu konu aslında bizim klinisyen meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde en çok şikayet ettiğimiz konulardan biriydi. Çünkü gerçekten de insanlar sigaranın kendilerine zarar verdiğini düşünmedikleri gibi, çünkü sigara içen birinin kendine zarar verdiğini düşündüğünü ben zannetmiyorum.
kendine bu kadar çok zarar verdiğini düşünseler sigara içmezler. Bunu düşünmedikleri gibi hayvanlarına da zarar vermediğini düşünüyorlar. Yani biz muayene odasında işte öksürükle gelen, kronik öksürükle geçmeyen öksürükle gelen bir kedi hastam için evde sigara içiliyor mu diye sorduğumda ne alakası var şeklinde böyle bir yaklaşımla karşılaşıyorum. Yani sigaranın onları da öksürtebileceği, işte sigaranın o zararlı moleküllerinin, partiküllerinin onlara da zarar verebileceği hiç akla gelmiyordu. Biz de bunu kendi aramızda sık sık dile getiriyorduk. Hani bu konuyu açabilme fırsatı sunduğunuz için hem derneğinize hem de tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum ayrıca. Ne demek, ne demek? Bizim derdimiz sigaranın zararını artık böyle hani beyinlere çakmak. Bunu görsünler, bunu bilsinler ki sigara içmesinler. Çünkü maksat başlatmamak. O kadar küçük yaşa alındı ki başlama yaşı. 8-9 yaşında neredeyse evet. Sigara tadan çocuklar var ki bir kere bu işe girdikten sonra siz de biliyorsunuz hocam kolay kolay maalesef bırakılmıyor. Biz de Türkiye Sigarayla evet. Savaş Derneği olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şimdi sigaradan en çok kısa burunlu hayvanlar etkileniyor dediniz. Evet. Yani burnu kısa olanlar. Evet evet. Köpekler için bu. Yani köpeklerdeki ve tüm canlılardaki burun aslında havayı nemlendirmek ve havayı içeri alırken içerisindeki zararlı partiküllerden, mikroplardan arındırmak için fiziken. Yani oradaki mesafe ne kadar kısaysa hem havayı nemlendirmek hem de içindeki zararlı partikülleri tutmak için o kadar az bir alan mevcut. Ve bu alan içerisindeki metrekare gibi düşünün. Ne kadar az molekül geçerse içeriye o kadar zararı azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burun kısaldığında oradan geçerken tutunma azalıyor. Aslında bahsettiğim buydu. Bilimsel makalede de bu şekilde tarif edilmiş. Yani burun ne kadar kısaysa sigaradan zarar o kadar fazla. Bu sadece sigara için de değil. Yani kirli havada yaşayan bir hayvan için aynı şekilde etraftan aldığı zararlı partiküller o kadar artıyor. Çocuklarla ilgili hemen bir az önce... Eğer bir hayvan yani çok hani öksürüyorsa... Biz Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği olarak birçok çalışma yürütüyoruz. Bu yıl Kidzanya'da yaptığımız çalışmalarda çocuklara veteriner hekimlik mesleğinin ne kadar güzel bir meslek olduğunu, ne kadar önemli bir meslek olduğunu anlatmak için orada bir veteriner kliniği kurduk. Bu yıl oradan bir dönüş aldık. Tam bununla alakalı olarak. Orada işte çocukların uygulama yaptığı bir şey var. Küçük bir köpek var, peluş. Kidzanya'daki her şey paramparça olurken o peluşa hiçbir zarar gelmedi biliyor musunuz? Çocuklar hayvanlara onun bir peluş olmasına rağmen hiçbir şekilde zarar vermek istemiyorlar. Sigaranın zararlarından yola çıkarak çocuklara bunu anlatırsak sigaraya başlamaya zaten hiç niyet etmeyecekler, emin olabilirsiniz. Hayvanlara olan zararından bahsettiğimizde iki katı nefret edecekler sigaradan. Bunu vallahi kocaman bir not olarak alalım Güneri Bey bence. Değil mi? Çok önemli. Pardon. Evet, çok önemli bir noktaya değindi Sayın Hocam. Hakikaten bunun bu şekilde yapılmasında ben çok büyük bir fayda görüyorum. Güzel bir çalışma olur. Çocuklara hayvanların sigarasından ne kadar zarar gördüklerini anlatabilmek, onların da sigaraya karşı bir nebze de olsa bir nefret duygusu onlarda hasıl olabilir. Biliyorsunuz hayvanlar çocuklar tarafından çok sevilen mahluklardır. Hakikaten onlarla yaşamayı, onlarla beraber olmayı çok severler. O nedenle onlara bir zarar gelmemesini arzu ederler. Dolayısıyla da kendileri de bundan etkilenirler. Ben hocama bu husustaki yani hakikaten görüşünden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel bir düşünce. Evet Zeliha. Harika. Teşekkür harika. Ederim. Sağ olun. Peki bundan hocam en çok yani kedi mi etkileniyor bundan, köpek mi etkileniyor? Bu konuda hangi hastalıklara yakalanıyorlar? Ya da sigaranın yol açtığı hangi zarardan etkileniyorlar? Ve bunun sonucunda bu ömürlerine ne kadar etkisi oluyor?
Bunları birazcık anlatalım lütfen. Tabii. Şimdi kedilerin biraz daha fazla etkilendiğini söyleyebilirim. Hı hı. Sebebi de kedilerin kendilerini temizlemek için yalanmalarından kaynaklı. Yani köpekler de çok fazla etkileniyorlar. Ortamdaki dumanı direkt soluyorlar. Ya da ortamdan aşağıya inen o zararlı partiküllerin üzerine basarak deri yoluyla alıyorlar. Buna ilave olarak kediler aynı zamanda bir de kendilerini temizliyorlar. Yani sigara içilen ortamda tüylerine yapışan o zararlı partiküller ya da yere dökülen o zararlı partiküller, mikron bazındaki partiküllerden bahsediyoruz bu arada. En sonunda kedi kendini temizlerken hava yoluyla aldıklarının yanında aynı zamanda bir de kendini yalayarak da alıyor. Dolayısıyla karşılaşılan yerler nedir? İlk girdiği yer işte burun ve ağız. Dolayısıyla burun ve ağız da uzun vadede, bu çok önemlidir, squamous cell carcinom dediğimiz bir kanser türü var. Aynı şekilde kedilerin ağzı ve burunlarında bu kanser türü sigara içilen ortamda çok daha hızlı artıyor. Bu bilimsel olarak ortaya konmuş. Ve bu kanser çok illet bir kanserdir. 6 ay ila 1 yıl içerisinde hastayı kaybederiz. Yani 9 yıl, 10 yıl ya da 14 yıl gibi bir ömür düşünün. O zavallı dostunuz biz sigara içiyoruz diye kanser olup ölüyor. Bu kadar net. Yani o zararlı mikrobu yaladığı için, soluduğu için bizim dostlarımız kanser oluyor. Lütfen bunu atlamayın. Çok önemli. Bir diğeri lenfa. Şunu mu diyorsunuz siz? Yani hayvanlar da resmen bir pasif içici durumunda mı? Tabii, tabii hocam. Hatta yani evde yaşayan çocuktan çok daha fazla etkileniyorlar anlattığım gibi. Yani sigara içenler çocuklarını korumak için balkona çıkıyorlar. Bu en çok karşılaşılan içgüdüsel koruma yöntemi. Evet. Balkona çıkıp sigara içerken üzerine sinen, aldıkları mikro partikülleri eve girdikten sonra kedisini üzerine alıp o partikülleri kedisine teslim ediyor. Sonra kedisine yapıyor, kendini yalayıp o partikülleri ağız yoluyla önce ağza, ondan sonra yutağa, oradan mideye ve bütün sindirim sistemine geçirmiş oluyor. Tabii aslında yani, sigaranın içinde çok ağır metaller var. Tabii ağır metaller var ve bunlar çok iyi biliyoruz ki işte uzun vadede kanser yapıyor. Eğer bir hayvan çok öksürürse ya da işte bu tarz böyle ağzında yaralar görürsek demek ki bunun nedenini nikotine bağlayacağız yani eğer sigara içiyorsak kesin. Tabii. Bizim ilk sorumuz muayene odasına girdiğinde kronik öksürükle gelen hastaya ilk sorumuz aynı insanda kardiyolojik bir problemle giden hastaya ilk soru gibi ya da öksürükle bir akciğer problemiyle doktora giden insana olan ilk soru gibi bizim ilk sorumuz evde sigara içiliyor mu? Bu hiç atlanmayan en klasik sorudur. Evde sigara içiliyorsa bir ondan başlarız. Onu bir ekarte etmek, elemine etmek gerekir. Onu elimine ettiğimiz hastaların %70'i de zaten öksürükten kurtuluyorlar, merak etmeyin. İzmaritleri yutan, izmaritleri alan biliyorsunuz kuşlar, deniz ürünleri var. Bunlar da çok önemli. Biraz önce güzel bir konuya temas ettiniz bu çocuklar konusunda. O hayvanların, ölen hayvanların midelerindeki sigara izmaritlerini göstermemiz bile onlara herhalde yetecektir diye düşünüyorum. Birçok hayvanın ağzında izmaritleri görüyoruz ve de midelerinden çıkan, ben konuşmalarımda o resimleri kullanıyorum. Onları çocuklara göstermek herhalde faydalı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani sigarayı içen kişi sadece sigaranın dumanını kendine alıyor, geri kalan zararın hepsini dışarıya veriyor tüm canlılara. Çok güzel. Bugün bizim aramızda hayvanlarla direkt uğraşan dernek üyelerimiz de var. Gerçekten onlar hele sahada çalışıyorlar. Kim bilir nelere rastlıyorlar hocam. Ama tabii konumuz evcil hayvanlarımız. Peki kuşlar falan da etkileniyor mu bundan? Kuşlar. Evet efendim. Etkileniyor. Kuşlar da solunum yoluyla çok kolay hasta olan canlılar. Aynı şekilde az önce anlattığım kedi köpek mevzunun
kuş uzantısı da var. Yani evde sigara içiliyorsa evdeki kafesteki o zavallı hayvan da çok etkileniyor. O yüzden onu da korumak zorundayız. Yani dışarıda az önce Melahat Hocam'ın bahsettiği gibi izmaritleri yiyecek maddesi zannedip yiyen hayvanlar bundan direkt olarak fiziksel olarak etkileniyorlar. Evdeki o küçücük canlılarda sigara dumanından 3 kişinin 4 kişinin sigara içtiği bir odayı düşünün, duman altı. Orada o kuş küçücük akciğeriyle nefes almaya çalışıyor. Bütün o zararlı partikülleri vücuduna alıyor. O küçücük canlının o vücudu ondan sonra o ağır metallerle mücadele ediyor. Kısacık ömrünü de daha da kısaltmış oluyorsunuz. Hocam, şeyden devam etmek isterim. Lenfoma bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bağışıklık sistemi dediğimiz şey aynı insanda olduğu gibi hayvanlarda da bu az önce söylediğim partiküllerle ilk mücadele eden etkili elemanlardır. Makrofajlar o giren partikülleri alırlar, yok ederler. Bağışıklık sistemi düştüğünde yani siz vücutta o makrofaj bir şeyi alıp yok ederken kendisi de yok oluyor. Sonsuz da değil. Bir kısım üretilebiliyor. Yaşla birlikte, bağışıklık sistemiyle birlikte bu sayı değişebiliyor. Dolayısıyla siz kendi vücudunuza yaptığınız kötülüğü işte evdeki canlılara da yapıyorsunuz. Bu makrofajları onlarda da yok ediyorsunuz ve bağışıklık sistemini düşürdüğünüzde bugün başımızdaki işte viral illet gibi kedilerin, köpeklerin de birçok viral hastalığı var. Onlarla karşılaştıklarında hemen düşüyor vücutları. Organizma hemen ondan etkileniyor. Çünkü mücadele ettiği başka bir şey var. Mücadele ettiği bir sigara dumanı var. Siz sigara dumanına onu mücadele ettirirken başka bir virüsle ya da bakteriyle karşılaştığı zaman hemen hastalanıyor. En önemli hastalıklardan biri de lenfoma. Çünkü bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Aynı şekilde seyreder. İnsandaki gibi seyreder. Sigara içilen evlerde lenfomanın hastalarda %80'e kadar daha fazla olduğu ortaya konmuştur. O zaman çok kısa bir süre soruları açalım. Belki bu konularda hemen sıcağı sıcağına soru sormak isteyenler olabilir. Gözde Hanım, sanıyorum siz bir şey soracaktınız. Buyurun. Bir dakika. Derya Hanım. Tamam. Buyurun. Geliyor musunuz hocam? Merhabalar. Geliyor. Geliyor. Gözde Özbilgen. Öncelikle ben Hachiko'yu temsilen buradayım. Kendim hem biyoloğum hem de ilaç sektöründe uzun yıllar çalıştım. Şu anda da aslında hayvan sağlığı tarafında da böyle bir gıda takviyesi, destekleyici ürünler tarafında yer alıyorum üretim kısmında. Bu söylediğiniz konularla ilgili çok fazla sahada gözlemlediğimiz vakalar oluyor. Özellikle ben de hocam söylemeden önce araya girdim ama zaten hocam söyledi. Sadece öksürük değil, bağışıklık sisteminin baskılanması, çeşitli kanser türleri son dönemde çok fazla görünmeye başladı kedi ve köpeklerde. Bunun nedeni acaba sigaradan da kaynaklı olabilir mi diye soracakken Tarık Hocam cevapladı. Teşekkür ediyorum. Bir de Zeliha Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Bunun tabii ki aslında şu anda tamamen hayvan sağlığıyla ilgili bir soru olmayacak ama sigaranın etkisiyle alakalı olarak merak ettiğim bir şey. Normalde COVID için korunma yöntemlerinde işte maske takmak, mesafe gibi şeylerden bahsediyoruz ve bunları uyguluyoruz. Ama bunun özellikle partikül ve parçacıkla bulaştığını da biliyoruz. O yüzden de o mesafeyi korumak veya bir toplu bir yerdeyken, otururken o aradaki mesafelere dikkat edilmesi gerekiyor. Peki ben bir restorandayım ve bir yanımdaki masaya mesafem gayet uygun. Yemeğimi yerken onların sigara dumanına maruz kalıyorum. Ve bu sigara dumanı aracılığıyla da bana bulaşma riski var mıdır, yok mudur? Veya bu bununla ilgili bir çalışma yapılmış mı? Konuyla ilgili hani bilgisi olan varsa da öğrenmek isterim açıkçası. Şimdi ben İcra Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Melahat Dönmez'e vereceğim sözü. Bir tıp insanı olarak o cevap versin bu konuda. Çünkü çok çalışması var. Fakat benim bildiğim şey şu. Ne olursa olsun yemek yerken ağzımızdan o maskeyi çıkarıyoruz. Sigara içerken de o maskeyi çıkarıyoruz. Her halükarda partiküller havaya savruluyor diyorum. Ne diyorsunuz Melahat Hocam? Buyurun.
Evet, Sayın Gözde Hanım'ın bu sorusuna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü siz öksürürseniz 3.8, hapşırırsanız 8 metre öteye kadar bu partiküllerle virüs de bunların üzerine yapışıyor. O nedenle gidebiliyor. Bu güzel bir soru. Onun için sigara dumanını içenler üflüyorsa riski 10 kat artırıyor. Ve de bu çok önemli bir konu. Zaten siz eğer gittiğiniz yerde dört tarafı üstü de açık değilse lütfen telefonunuza yeşil dedektörü indirin. Orada derhal geliyorlar. Yeşil dedektör indirin, resmini çekin oranın ve gönderin. 10 dakika sonra oradalar. Onun için çok önemli bu ihbar hattı. Buraya hemen gönderdiğinizde gelirler. Bir tarafı açık, üstü açık. Hayır efendim. Dört tarafı da açık olması lazım. Bir. İkincisi mesafe bugünlerde çok önemli. Mesafe eğer sigara içiyorsa gerçekten 5 metre öteye gitsin. Bu çok önemli. 5 metre. Çünkü üflüyor. Nasıl ki biz bu virüs konuşmayla yayılıyor. Yakın mesafede konuşmayın diyoruz. Çok önemli. Bu hapşırıyorsa, öksürüyorsa, üfürüyorsa daha çok geliyor. Gözde Hanım, bu soru için ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Kesinlikle Mehmet haklısınız. Hocam, bunu şey alalım. Ne denir? Konularımızın içine alalım. Evet, bayıldım yani evet. Ben de. Çok önemli araştırmalar var. Virüsün nasıl yayıldığını öksürüyor, hapşırıyor, gidiyor. 5.8 metre öteye gidiyor. Bu çok önemli. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka sorusu olan var mı hocamıza? Tarık hocamıza hayvanlarla ilgili. Evinde hayvan besleyen herkes var herhalde. Herkes bir şeyler besliyor. Belki hocaya şunu sorabiliriz. Hocam, bize güzel açıklamalarınızla yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Zeliha Hanım iyi ki sizi bizimle tanıştırdı, buluşturdu. Gerçekten insan sağlığı üzerinde epigenetik etkiler çok fazla biliyorsunuz. Acaba hayvanlarda da bu epigenetik etkiler nasıl? DNA hasarları yapıyor vesaire biliyorsunuz. Şimdi Gözde Hanım da söyledi hastalıklar ama yalnız sigara değil tabii. Biz burada işimiz sigara olduğu için. Bir sürü biliyorsunuz genetiği değiştirilmiş gıdalar var. Bunlar da çok önemli. Bunlara karışımlar var. Biliyoruz sigarada çok önemli işte nikotin, kadmiyum vesaire olması. Bunlar nikotin ve kadmiyum birinci derece kanser yapan maddeler. Çünkü bu sigara içenlerde osteoporoz oluyor. 35 yaşında bana gelmiş bayan. Diyor ki benim işte adetim gecikti, kemiğim sızlıyor. Bir yıldır görmüyorum. PSH'sı 40'ların 45'lerin üzerinde ve menopozda. Niye dedim? Sigara içiyor musun? Evet. Sigara içenlerde erken menopoz, erken osteoporoz oluyor. Östrojeni azaltıyor. Şimdi ben sizden öğrenmek istiyorum. Acaba bu sigaranın dumanı dediniz, sigara ve epigenetik etkiler de hayvanları etkiliyor mu? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam soru için. Mutlaka etkiliyordur. Çünkü insan ömrünün ortalama artık işte 75'ler falan konuşuluyor, hatta daha fazla. Bizim hastalarımızın ömrü 10, 12, 15, en uzun 18. Yani ortalamalardan bahsediyorum. Irk olarak ve büyüklük olarak. Bu kadar kısa bir ömür içerisinde bu kadar fazla mikroorganizma ile zararlı maddeyle karşılaşan bir canlının bundan etkilenmiyor olmasına imkan yok. Bilimsel çalışma olarak okumadım ama mutlaka bir bilimsel çalışma yapılırsa bunun ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyarız. Yani insandaki bahsettiğiniz 33 yaşındaki hasta sigaradan bu kadar etkileniyorsa evde sigara içilen ve bütün o zararlı etkenlerle ömrü boyunca aşağıda, yerde. Çünkü biz yukarıdayız. Solunum sistemimiz yukarıda. Halbuki onlar aşağıdalar. Yani bütün tehlikeyle aşağıda birebir maruz kalıyorlar. Bu kadar çok maruz kaldıkları halde etkilenmemelerine imkan yok. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel. Harikasınız. Peki hocam, en çok hangi hastalıklarla geliyorlar size? Yani bir genel bir şey sorayım. En çok alerjik astım. Yani aynı insanda olduğu gibi bizde de en çok karşılaşılan problem. Çünkü ilk alarm oradan geliyor. Yani siz alerjik astımı dikkate almazsanız daha sonrasında işte squamous karsinomlarla karşılaşıyorsunuz. Ama ilk bize alarm veren yer, ilk karşılaşılan yer nedir? İşte burun ve bununla alakalı öksürük, hapşırık, aşağıya inerse alt solunum yolu etkileniyor. Alerjik astımla gelen hastaların
çoğunun evinde sigara içiliyor. Biz de aynı insan çocuklarında yapılan tedaviyi kedilere ve hani biraz daha az olmak kaydıyla köpek hastalarımıza yapıyoruz. Yani alerjik astım varsa mutlaka bir pasif içicilik durumu var. En çok da bununla karşılaşıyoruz. Peki bununla ilgili araştırma yapılmış mı Tarık Hocam? Mesela siz alerjik hastalıkla gelenlerde evde sorduklarınızda yüzde kaçı sigara içiyor? Yani böyle bir şey de yapılabilir. Güzel bir çalışma olur bence. Hocam size şöyle söyleyebilirim. Neredeyse tamamında sigara içiliyor. Tamamında. %100 gibi. Evet evet. Farkında değiller çünkü. Alerjik astımla gelen kedi hastalarımda son dönemde arttı. Çünkü biliyorsunuz herkes evlere kapandı. Bu yüzden arttı. Evlere kapandıkları için de hastalarımız, bizim hastalarımızla sahipleri daha fazla iletişim haline girdiler. Normalde sabah 7-7.30'da evden çıkıp akşam iş çıkışı 6-7 gibi eve geliyorlardı ve o arada hastalarımız sigaraya maruz kalmıyordu. Ama şimdi bütün gün Covid'den sonra özellikle o evde sıkışan dönemde bütün gün evde sigara içildiği için biz astım hastalığıyla çok daha fazla karşılaşır olduk. Sebebi de sigara. Tabii ki bu tedavi süreçleri de çok pahalı. Hani bu böyle bir kamu spotu da yapılmalı. Çocuklarınızın yanında içmiyorsanız efendim niye kedinizin köpeğin yanında içiyorsunuz? Onların yanında da içmeyin. Rica ediyoruz yapmayın. Öldürüyorsunuz. İçilmesin. Doğru söylüyorsunuz. Diğer kaç gözlemen... tane köpeğiyle gezen, pardon Zeliha Hanımcığım, kaç tane köpeğiyle gezenleri görmüşümdür elinde sigara ve ben ne dedim biliyor musunuz? Aynı çocuğuyla gezene de lütfen hayvana sigara içirmeyin veya ötekine çocuğunu içirmiyorum ki elinde sigara. Yani bu çok var. Hayvanını çocuğunu gezdirmeye çıkarıyor ve elinde sigara. Bunu hepimizin uyarması lazım, beni bir gün dövecekler. Orhan Kural 2 diyeceğim size o zaman Melahat Hocam. <Evet. gülüyor> Orhan Kural 2. Sanıyorum Gözde Pusula hanımefendi bir şey soracak herhalde. Evet, ben öncelikle teşekkür edeceğim. Böyle bir konuyu gündeme aldığınız için Zeliha Hanım'a da Tarık Bey'e de. Şeyi hatırlıyorum, bizim derneğin sunumlarında vardı. Ubeyt Bey'in de benim de sunumlarımda. Bu hayvanlarla ilgili araştırma yaptıklarında kamerayla bu mama kedinizi öldürür dediğinde öyle bir deney vardı. O mamayı almıyorlardı kediye zararlı olacak diye. Şimdi benim tahminim bunun üzerine belki bu sigaranın hayvanlar üzerindeki etkisi bu kadar duyulur ve hani gündeme gelirse o zaman hayvanseverler belki evde hayvanları için yani kedi köpekleri için sigara içmezler gibi düşündüm. Bu fikrimi paylaşayım istedim. Bir tane de sorum var. Şimdi gıdaları biz sigara içilen ortamda tuttuğumuz zaman nikotin dumanını absorbe etme durumları oluyor ya. Acaba bu kedi beslenen evlerde bu mama kaplarında kedi köpek maması olduğu zaman acaba onların da maması sigara nikotini absorbe edip sonra vücuda hayvanın hani bünyesine öyle girme durumu olur mu? Onu merak ettim. Kesinlikle olur. Kesinlikle olur. Aynı ya bizim o zaman mamaları da korumak lazım. Tabii. Yani sigaranın iç ortamda içilmemesi gerekiyor. Dış ortamda da aynı şekilde etrafta sigara içiliyorsa o zararlı partiküller o zavallı hayvanların yedikleri, içtikleri her şeyin içerisine bulaşıyorlar ve o vasıtayla da vücuda giriyorlar. Kesinlikle absorbe olur. Tamam. Çok da tehlikeli. Çok teşekkür olur. Ederim. Gözde Hocam'ın çevreyle de ilgili şahane çalışmaları vardır. Kendisinin gerçekten çok değer veriyorum. Hakikaten süper. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz ne kadar korursak koruyalım, evde yaşayan hayvan cinslerinin çoğu ne yazık ki laboratuvar ürünü. Sokaktakiler biraz daha dirençli. Yani sokakta bir tekir kurtardığınız zaman aslanlar gibi yaşarken ya da başka bir hayvan, evde herhangi bir cins kedi ve köpek genetiğiyle oynanıldığı için daha çabuk etkileniyor. Ama ne yazık ki bizler pet shoplardan bunları alıyoruz. Yani çoğumuz. Bizler de bunların bizler değil de işte alınıyor yani. Bizler demiyorum. Yani bizler almıyoruz da ama alınıyor. Mesela benim hayvanım pet shop'ta bir kenarda anomalisi olduğu için itilmiş, kakılmış duran bir kediydi. Satılmamış. Burnu anormal, duruşu anormal falan diye. Ben o hayvanı
Çok severek, isteyerek aldım. Kaç senedir bakıyorum. Kurtarmak amacıyla almıştım. İyi ki de yapmışım. Ama acaba sokak hayvanlarının direnç gücü daha mı fazla hocam? Nedir? Niye onlar daha az hastalanıyorlar? Yoksa biz mi görmüyoruz? Yani biz görmüyoruz diyebilirsiniz. Sokakta direnç... daha mı fazla şeyle karşı karşıyalar? Konuya katılıyorum. Direnç gücü evet daha fazla. Çünkü direnç dediğiniz şey aslında bir mücadele sonucunda vücudun güçlenmesi. Sürekli bir mücadele olduğu için de onlar sürekli bir mücadele halindeler. Koronavirüsle biz kedilerde uzun yıllardır uğraşıyoruz. Son 4 yılda sokak kedilerinin büyük bir bölümü koronavirüs yüzünden öldüler. Bu çok önemli. Bu çok atlanan ve çok da bilinmeyen bir şey. Koronavirüs COVID, uzun yıllardır. COVID yani. COVID. Evet. O yüzden zaten değiştirilmiş koronavirüs. Ama koronavirüs kedilerde, köpeklerde ve diğer hayvanlarda, büyükbaşta da birçok hastalık oluşturur. Fakat insanla alakası yoktur. Yani kuş gribinin ta insana geçene kadar sadece kuşlar arasında grip yaptığı gibi koronavirüs de köpekler arasındaki formu başka, kediler arasındaki formu başka, sığırlar arasındaki formu başkadır. Köpekler arasındaki formu için aşı da geliştirilmiştir. Yani biz köpeklere koronavirüs aşısını uzun yıllardır yapıyoruz. Kediler için de çalışmalar var. Uzun yıllardır var. Fakat aşı çalışması dediğiniz şey çok uzun bir süreçtir. O yüzden insandaki aşıyı da çok hızlı beklemek biraz iyimserlik olur. Konuya gelelim. Korona bize bulaşır mı hayvanlardan? Şu an kedilerde, köpeklerde karşılaştığımız koronavirüsün insanlarla bir alakası yoktur. COVID anlamında soruyorsanız mekanik taşıyıcılık dışında, yani bir kapı kolunu tuttuğunuzda COVID'le enfekte olmuş bir insan kapı kolunu tuttuğunda nasıl başka bir insana bulaştırıyorsa, aynı şekilde işte kedinizi, köpeğinizi herkesle muhatap etmeyin dememizin sebebi de oydu ilk zamanlar. Mekanik olarak taşıyabilirler. Bu ispatlanmış. Mekanik taşıyıcılık yapılabilir. Fakat kediye geçtikten sonra virüs üreyip hayvana, ondan sonra da insana, şu anda böyle bir çalışma yok. Misliyle, milyon katıyla fazla verildikten sonra üreyen birkaç çalışma, hani korkutucu gibi gözüküyor. Birkaç gazetede gördüm. Görülüyor. Fakat bu şu anda aktif, yani mevcut haliyle virüsün alınıp kedide ya da köpekte üredikten sonra tekrar insana geçen hali şu ana kadar ortaya konmuş değildir. Bizim bahsettiğimiz koronavirüs kedideki, köpekteki ve diğer hayvanlardaki koronavirüs insanlarla alakalı değildir. AIDS de kedide vardır, insanda da vardır. Kedideki AIDS insana, insandaki AIDS de kediye geçmez. Bir süre sonra bu olur mu? Bu bir risk teşkil eder tabii ki ama şu ana kadar ortaya konmuş bir çalışma yoktur. Sokak hayvanlarının ortalama ömrü 3, 4, en fazla 5 yıldır Zeliha Hanımcığım. O yüzden siz hastalandıklarını çok göremezsiniz. Hastalandıklarında da kendilerini saklama içgüdüsüyle bir yerlere girdikleri için siz ya son haliyle artık hiç mücadele edemeyecek hale geldiğinde ortaya çıkar görürsünüz ya da maalesef kaybederiz. Sokak hayvanlarının direnci evet evdeki hayvanlardan çok daha yüksektir. Çünkü sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Onları da aynı şekilde sürekli mücadele ettikleri için bağışıklık sistemleri evdekilerden misliyle çok daha yüksektir. Çünkü kendilerini zora sokacak, onları daha fazla güçlendirecek şeylerle çok karşılaşmazlar. Evet. Spesifik ırklara gelecek olursak, bütün spesifik ırklar için az önce söylediğiniz şeyi söylemek mümkün değildir. Yani bütün spesifik ırklar problemlidir demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Spesifik ırklar evet, laboratuvarda genetik çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur. Bazılarında defektler vardır ama bütün spesifik ırklar, eve giren tüm kedi köpekler, spesifik ırklar hastadır, hastalıklıdır demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Çok güzel. Ama pet shop'tan alınması konusunda çok özür dilerim. Pet shop'tan alınması konusunda ben de sizin gibi düşünüyorum. Türkiye'nin en önemli zenginliklerinden birisi sokak kedileridir. Dünyanın hiçbir yerinde
Türkiye'deki sokak kedilerini göremezsiniz. Hepimiz dolaşıyoruz, görüyoruz. Yani ben bu kadar güzel kediler sokakta elimizin altında dururken gidip bir yerden parayla kedi satın almayı gerçekten anlayamıyorum. Yani benim evimdeki Cesur Sarman'dır. Dünyanın da en güzel kedilerinden biridir benim için tabii. Bu kadar güzel kediler varken lütfen onların hayatını kurtarın. Çok güzel kediler var. Acaba Derya Hanım'dan rica edelim, sesi açalım. Evinde hayvan besleyen kimler var? Acaba neler besliyorsunuz Gözde Hanım? Benim bir tane Pomeranian ırkı bir köpeğim var. Onda da alerjik astım var. Ama ben dahil evde kimse sigara içmiyor aslında. Ama o birazcık genetik olduğunu düşünüyorum. Ve ben ona göre bütün her şeyi düzenlemiş durumdayım. Parfüm kullanmıyorum. Evde kesinlikle kokulu hiçbir şey, deterjan, ona zarar verecek hiçbir şey kullanmıyoruz ki ufacık bir parfümde bile hemen tıkanıyor hocam. Bazı tedaviler uygulanıyor. Şu an gayet iyi. Ama o atak dönemlerinde bazı kortikosteroidli spreyler vesaire bunları kullanmak zorunda kalıyorum. Ama her şeyi doğal şu anda, beslenmesi de dahil olmak üzere. Evet, evet, başka sorusu olan, hayvanı olan anlatabilir mi? Güneri Bey, kedi vardı sizde değil mi? Kedi, ama ben ancak şöyle söyleyebileceğim. Şu an evimde yok. Ama ilk çocukluğumdan 15 yaşına kadar kedisiz hiç kalmadım. Geceleri yanıma alıp yatardım. Annemden gizli. Rahmetli babam o kadar çok severdi ki hatta bir gün çok enteresan bir şey oldu. Kedi babamı karşılar, onunla beraber gelirlerdi. Ve pencereden atladığı zaman babamın yolda olduğunu anlardık ve eve gelinceye kadar kedilerle konuşurdu. Bir gün annem şöyle söyledi babama. Babamın adı Hüsamettin rahmetli. Hüsamettin, şu kedilerle konuştuğun kadar benimle konuşsan olmaz mı derdi. Hiç unutmuyorum bu sözünü. Yani kedilerle büyüdük ama şu anda bulunduğumuz ortam olarak evde bu gibi hayvanları hakikaten besleyip bakmak biraz zor oluyor. Çocuğun da olmasından kaynaklanıyor bu. Ama gönlüm her zaman için arzu etmiştir. Açık alanda özellikle Ezine'de hayvansız hiç durmam. Onları da yani bu sigaradan koruyalım. Çok güzel bir program. Hakikaten hiç işlenmemiş bir programla karşı karşıya kaldık. Bunu işlemiş olmanız, bunu bulup da Zeliha Hanım, sizin Sayın Hocam Tarık Akan'ın bunun üzerinde yaptığı güzel çalışmalar, bize aktardığı bilgiler için de ben kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herhalde Tarık Bey'i de derneğimize üye olarak kaydeder ve onunla da beraber olmaktan mutlu oluruz. Eğer zaman ayırırsa bizimle beraber olsunlar. Ben teşekkür tabii ederim. Tabii ki. Bırakmayız artık. Tabii. Bırakmayız evet. Artık. Evet. Ogan abiye... Tarık Bey. Sağ olun. Ogan abiye evet. Mesela sormak istiyorum. Almanya'da mesela ben sokaklarda hiç kedi görmedim. Köpek görmedim. Evinde mi bakıyor insanlar? Ne yapıyorlar Ogan abi? Köpek çok var ama tasmada taşıyorlar. Hı-hı. Ama kedi dediğin gibi çok az. Ben de görmüyorum. Kediyi daha ziyade evde besliyorlar. Ama köpek haddinden fazla var. Onları tasmayla taşıyorlar. Alışveriş yerlerinin çoğuna, lokantaların çoğuna sokmuyorlar. Dışarıda bağlıyorlar, kendileri giriyorlar. Yani bazı yerlerde yasak girmeleri. Anladım. Genelde evde besliyorlar yani. Ayıplı onlar, evet. Evet, ben evet. de gerçekten hayvanları çok severim. Çünkü ben büyük bir çiftlikte hayvanlar arasında büyüdüm. 30 bin tavuk, 20 bin koyun. Ondan sonra efendim 100 büyükbaş hayvan. Arkasından işte dışarıda 5 tane köpek, içeride 4 tane kedi evimizde. Çok hayvanlarımız vardı. Ta ki hayvanların bir tane babamın av köpeği, bir çoban köpeği koyunları besleyen babamın av köpeğini bir kamyon ezdi. Ben o günü hiç unutmuyorum. Ve de babam tabancayla adamı öldürmeye koştu ama adam kaçtı. Resmen öldürecekti. Babam 10 gün yas tuttu.
Ve biz kedilerle, hayvanlarla büyüdük. Mesela bir buzağı doğardı. Sobanın yanına gelir, ısıtılırdı. Biz o buzağa sarılır yatardık. Yani çok severdik. Fakat ta ki bundan 10 sene önce iki tane kanaryam, iki tane muhabbetim vardı. Birisi muayenehanemde, diğeri evimde. Bunlar ölünce bakmamış sekreter ben geldiğimde ve inanır mısınız artık canlı evime alamıyorum. Çok üzülüyorum. Bir de İstanbul gibi yerde şeylerde oturunca böyle dairelerde biraz zor. Ama ben hayvanlar için canımı veririm. Çok severim. Çok üzülürüm. Yani küçücükken de bir köpeğin ayağı ezilmişti. Ona ben bir şey koyarak, tahta koyarak onu ortopedist gibi tedavi etmiştim. Apellemiştim. Çok severim hayvanları. Tamam. Sevenlere de, hayvanı olanlara da saygı duyuyorum. Harikasınız hocam. Bu arada Sayın Gökçe Güçlü, Sayın Nisa Sümer Tepkin, Ceyhun Güven, Yasemin Hanım, var mı bize söyleyeceğiniz bir şeyler? Artık yavaş yavaş toplayacağız çünkü. Evet. Bu arada Göksel Bey girdi çıktı galiba Antalya'dan. Ceyhun Bey, güzel. Nisa Hanım. Ceyhun Bey. Evet. Demek ki artık sorularımız yok ama ben konunun güzel anlatıldığını ve anlaşıldığını düşünüyorum. Gözdeciğim, Özdemir'cim, Gözde Özdemir'cim, var mı bir şey sende soru ver, ya, sormak istediğin bir şey? En çünkü meraklı hocalarımızdan bir tanesidir. Şimdi o zaman ben bu toplantıyı kapatıyorum, bu webinarı. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarık Hocam, bize çok farklı bir ufuk açtınız. Farkında mısınız? Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir toplantı oldu. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklar için yapacağımız çalışmalarda geleceğimiz için bu konunun çok daha fazla işlenmesini, kamuoyunda bu konunun çok daha fazla konuşulmasını rica ediyorum. Elimden ne gelirse her zaman yanınızdayım, içinizdeyim. Beraber daha güzel çalışmalara inşallah hep beraber. Yapacağız hep beraber inşallah. Güzel işler yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok efendim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Güzel bir ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Sayın hocam size de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tarık Akan hiç unutmayacağımız bir hocamız ama aramızda onu görmüş olmak bize ayrı bir mutluluk verecek. Teşekkür ederim. Çok ben de. Davetimizi ilettik sayın hocam. Tamamdır. Çok faydalı bir bilgilendirici bir toplantıydı. Ben de çok faydalandım. Özellikle Zeliha'cıma çok teşekkür ediyorum böyle bir şeye önayak olduğu için. Ne demek Ogan abicim, aşk olsun. Katıldınız, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Haçiko'yu da aramızda görmek istiyoruz. Hele Dünya Sigarayı Bırakma Günü var 30 Kasım değil mi Güneri Bey? Evet 30 Kasım. Bütün bu... Sigara üzerine bu kadar konuşmuşken böyle hayvan ve sigara ilişkisini sizleri de aramızda görmek isteriz. Eğer o güne kadar bir şey olmazsa hani kısıtlamalar olmazsa değil mi Güneri Beyciğim? İnşallah. Tabii ne olur. Hoşçakalın. Sigara paketlerinin üzerine bir de hayvan resmi, sigara paketlerini sağlığa zararlı yazan sigara paketlerinin üzerine bir de hayvan resmi koysalar nasıl olurdu acaba? Onların da sağlığına zararlı çünkü. Çok güzel olur. Efendim ama artık biliyorsunuz sigaralar tek tip, tek paket olduğu için artık resimler yazılı olmuyor. O nedenle tek tip. Dünyaya da biz Türkiye Sigara Savaş Derneği olarak örnek olduk. Tek tip sigara olduğu için resim herhalde konmaz. Ama bolca paylaşılabilir. Sosyal evet. Medyada kullanılabilir. Tabii o olabilir. Özellikle Haytap, Haçiko, Konfederasyon gibi hayvanlarla evet. uğraşan derneklerimiz çalışmalarında bu resimleri kullanabilir. Hocam böyle şeylerin, bu tür hastalıkların resimlerini nereden temin edebiliriz mesela? Ya var mı? Resmi, yani hastanın resminden ziyade, zaten çocuk ve hayvan tüm dünyada benzer şekilde karşılanıyor. Yani ikisi de nadir çiçek. Dolayısıyla hayvanlara zarar verdiği üzerine söyleşi yapmak, bir şeyler anlatmak kendi başına yeterlidir. Diğerleri biraz da kötü de oluyor.
Yani varacağımız yere iyi şeyden yola çıkarak varmamız lazım. Yani ağzında kocaman bir tümörle bir kediyi ya da bir köpeği fotoğraf olarak koymak belki daha kötü bir yere gidebilir. Halbuki biz anlatsak yeterlidir. Ama ben Zeliha Hanım'a burada katılıyorum. Zeliha Hanım şunu söylemek istedi. Biz çünkü sigarayla ilgili çok konuşuyoruz. Konuşmalarımızda da sigaradan zarar görmüş. İşte trakeostomili, yok efendim dişi çürümüş, yok efendim ayağı kesilmiş. Bu tür insanlar trombajinitis obliterans geçirmiş vesaire hastaları resmenini gösteriyoruz. Gerçekten ben konuşmalarımda bunların etkili olduğunu gördüm. Zeliha Hanım onu söylemek istiyor. Mesela siz sigaradan zarar gören, nefes alamayan, ne bileyim işte boğazında size trakeostomi yapıyorsunuz belki. O böyle bir hastalar varsa onların resimlerinin gösterilmesi hayvanseverlere bir örnek olur diye doğru söyledi Zeliha Hanım. O resimler varsa biz onları kullanırız. Siz de biz de. Olur. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim güzel merhabalar. Için... Haçiko Derneği'nden Ceyhun'dan. Ben de bu görselleri eğer alırsam dernekte paylaşırım efendim. Biz de paylaşımlarımızı yaparız. Tamam. Ben Harika. De mesela iletişime geçeceğim konuyla ilgili. Oluşturabildiğimiz portföyü size iletiriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zeliha Hanımcığım sen de bizi Tarık Akan Bey'le, ikinci Tarık Akan Bey'le buluşturduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Benim gençliğimin gençlik aşkıydı Tarık Akan. Ömür Bey'e de sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.